Evet değerli basın mensupları, bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden gelen acı haberle güne başladık. Hain terör örgütü PKK'nın saldırısında Az Subay Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın şehit olduğunu Büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Geçtiğimiz hafta Siirt'te maden ocağında meydana gelen göçükte 3 maden işçimiz hayatını kaybetti. 2 işçimiz ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı olarak kurtulan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge bakanları Sayın Gamze Taşçıer ve Sayın Deniz Yavuz Yılmaz olayın akabinde hemen Siirt'e gitti ve hayatını kaybeden madencilerimizin acılarını paylaştı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ailelere telefonla taziye dileklerini iletti. Üzgünüz çünkü öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte bu olay iş kazası değil iş cinayetidir. AKP iktidarları boyunca en az 32 bin işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İş cinayetlerini kader ya da fıtratla açıklayan yönetim anlayışı değişmedikçe iş cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Üç gün önce Öğretmenler Günü'nü kutladık. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş, 24 Kasım'da bir basın toplantısı düzenleyerek öğretmenlerimizin ve milli eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durumu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğretmenler hak ettikleri statüye, saygınlığa ve çalışma koşullarına kavuşacaklar. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yitirdiğimiz tüm öğretmenleri saygıyla ve minnetle anıyoruz. Buradan Özveriyle çalışan öğretmenlerimize, eğitim emekçilerine saygılarımı ve minnet duygularımızı iletiyoruz. Kıymetli öğretmenlerimizin geleceği inşa etme mücadelelerini ve Öğretmenler Gününü kutluyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta bir teğmen grubu Atatürk rozeti takmayı reddettiği için piyade okulunda kavga çıktı iddiası gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı her ne kadar bu haberi yorumladıysa da soruşturma başlatıldığı konusunda bir açıklama yapıldı. Madem böyle bir haber yok, madem böyle bir olay yok, o zaman neyi araştırıyorlar? AKP iktidarına kadar hiç kimse Türk ordusunun Atatürk'e bağlılığından, askerlerin Atatürk sevgisinden kuşku etmezdi. Bunlar önce beynini Pensilvanya'daki bir teröriste kiraya vermiş bir grubu ordunun içine aldılar. Sonra da Türk ordusunun şerefli subaylarına iftiralar attılar ve onları ipe sapa gelmez davalarla cezaevlerine gönderdiler. Şimdi de orduda hangi tarikat güçleniyor sorusu soruluyor. Türk silahlı kuvvetlerinin rehberi sadece akıl ve bilimdir. O aydınlık yolu açan da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer ordu içerisinde bir kişi bile Atatürk'ü ve ilkelerini sorguluyorsa o şahsın orada bir dakika bile tutulmasına izin verilmemeli. Kulağından tutulduğu gibi kapının önüne koyulmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ortak ve tartışılmaz değeridir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun da takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, bugün burada AKP'nin suni gündemini değil, vatandaşın gündemini konuşmak için bir aradayız. AKP iktidarı yıllardır toplumu kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızı yapay gündemlerle meşgul ederek yaşadıkları sorunları unutturmaya çalıştı. Ancak bu yönetimin bu zehirli dilin Artık yet, yerel seçim öncesinde ekonomik krizin acı faturasını ödeyen halkımız üzerinde yeteri kadar etkisinin olmadığını fark etti ki bu sefer de bir anayasa krizini gündeme getirdi. AKP ve MHP arasında tırmanan anayasa krizinin nereye varacağını bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz. Biz bu tartışmanın ve suni gündemlerin tarafı değiliz. Varlığını anayasaya borçlu olup da Anayasayı ihlal edenlerle anayasa değişikliğini tartışmak için masaya oturmamız söz konusu bile olamaz. AKP'yi ve MHP'yi buradan uyarıyoruz. Vatandaşı zerre dahi ilgilendirmeyen konularla gündemi meşgul etmeyin. Yumurtanın tanesi 7 lira, 30'lu yumurta 210 lira olmuşken beyaz peynirin kilosu 300, kıymanın kilosu 400 lira olmuşken seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları Yüzde yüz artmışken ve kira artışları son bir yılda bir yıla kıyasla yüzde üç yüzleri aşmışken Anayasa değişikliğini ve 50 artı biri konuşmaya utanmıyor musunuz? Milletimiz geçim derdiyle ve hayat pahalılığıyla inim inim inlerken kendi saltanatınızı sürdürme derdine düşmeniz ayıp değil mi? Değerli arkadaşlar geçen haftaki basın toplantısında Basın toplantımızda yaptığımız dış politika yorumlarıyla gördük ki AKP'nin trol ordusunu bir hayli rahatsız etmişiz. Yorumlarımızın doğruluğunu rahatsız ettiğimiz kitleyle de gördük. Şimdi o trol ordusunu var mısınız biraz daha rahatsız edelim? Erdoğan'ın dış politikada yaptığı geri viteslere bir göz atalım. Daha önce zalim, Firavun, darbeci onunla asla aynı masaya oturmam dediği Sisi ile 2022 Dünya Kupası açılışında tokalaşıp selamlaştığını unutmadık. Mavi Marmara saldırısının ardından sıcağı sıcağına gemiye ben izin verdim diyen Erdoğan, 6 sene sonra giderken bana mı sordunuz diyen yine Erdoğan. Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı İsrail'i terör örgütü diye eleştiren de Erdoğan, 2022 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'u kabul eden de terör devletine karşılıklı büyük elçi atayan da yine Erdoğan. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen ve cesedi dahi bulunamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bunlar dünyayı enayi zannediyorlar. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir diyerek dava dosyasını ve yargılama yetkisini Suudi Arabistan'a vermem diyen de Erdoğan. Ülkeye sıcak para gelsin diye Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisini ve dava dosyasını Suudi Arabistan'a devreden de Erdoğan. Rahip Branson'la ilgili Amerika'ya bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın diyen de Erdoğan. Sonra bir gecede Rahip Branson'u serbest bıraktıran da Erdoğan. 2015'te Rus savaş uçağı düşürüldüğünde özür dilemesi gereken biz değiliz. Hava sahamızı ihlal edenlerdir diyen de Erdoğan, Haziran 2016'da Putin'e bir mektup gönderip özür dileyen de Erdoğan. Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni olayın finansörü olmakla suçlayan da Erdoğan, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 ayrı anlaşma imzalayan da Erdoğan. 15 Temmuz milletin destanıydı. Para sıcak geldi, para tatlı geldi. Milletin destanını bozdurup, bozdurup paraya çevirdi. AKP'nin trollerine bu hafta bir güzellik yaptık. Alın size Erdoğan'ın r'ye taktığı, geri vites yaptığı dış politika tornistanları. İstedikleri maddeden seçip başlayabilirler. İstedikleri maddeden saldırmaya başlayabilirler. Şimdi güncel dış politikaya gelecek olursak geçen hafta bölgemizde en önemli gelişme İsrail Hamas arasındaki sınırlı ve kısa süreli ateşkesti. Her iki tarafın rehine takaslarını tamamlamasının ardından sona erecek olan ateşkes dört günle sınırlı. Dilerim ki kalıcı barışın sağlanması için gerekli diplomatik girişimler ve somut adımlar atılır. Bu süreçte Katar ve Mısır yerine ara bulucu olarak Türkiye'nin yer alması gerekirdi. Ancak Erdoğan'ın güven vermeyen sürekli U dönüşleriyle dolu dış politikası Türkiye'yi sahanın dışına itti. Umarız bu hatalardan ders çıkarılır. Hamas'ı bölge ülkeleri dahil olmak üzere hiçbir devlet başkanı Erdoğan kadar savunmadı. Almanya ziyaretinde Alman Cumhurbaşkanı ve şansölyesine siz İsrail'le görüşün, biz de Hamas'la görüşüp ateşkes ve rehine işini halledelim diyen Erdoğan'ın vatanını koruyan mücahitler ordusu, özgürlük savaşçıları olarak tanımladığı Hamas İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ateşkesin sağlanmasındaki katkılarından dolayı Mısır'a ve Katar'a teşekkür etti. Günlerdir ara bulucu olmak için uğraşan Erdoğan ve Hakan Fidan'ın düştüğü durum hicap verici. Daha önce de bu kürsüden belirttiğimiz gibi uluslararası bir krizde arabulucu olmanın ön koşulu tarafsız olmak, taraflarla iyi diyalog ve iyi ilişkiler geliştirmek ve uluslararası arenada güven veren tavırlarınızdır. Ancak Erdoğan, Filistin ve İsrail sorununu bir iç politika malzemesi yapabilmek için bir uluslararası sorun olmaktan çıkarıp din savaşları haline getirmeye çalışıyor. Dış politikayı yıllardır yaptığı gibi iç politika malzemesi haline getiren Erdoğan'ın yaklaşan yerel seçim öncesinde kullanacağı en önemli argümanlardan biri İsrail Filistin meselesidir. Biz Gazze konusunda hamasetten uzak Filistinlilerin haklarını koruyacak bir politika izleme konusunda kararlıyız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sosyalist internasyonel üyesi olan 120 siyasi partinin liderine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir mektup göndererek bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor dedi. Kalıcı ateşkes için inisiyatif alınması çağrısında bulundu. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen yüzyılda soykırım felaketini yaşayan Bosna'da bizim hassas olduğumuz bir yer. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hafta sonu devlet günü etkinlikleri çerçevesinde Bosna Hersek'e gitti ve temaslarda bulundu. Oradan da Filistin mesajı verdi. Biz Bosna'da yaşananların benzerlerinin Gazze'de yaşanmaması için herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bilge kral Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi unutulan katliam tekrarlanır. Bosna'daki soykırımın unutulmaması ve Gazze'de tekrarlanmaması için gereken her türlü adımı üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Değerli arkadaşlar, önümüzde iki önemli süreç var. Biri Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak olan bütçe görüşmeleri, diğeri de milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri. İkisinde de yoksulluğu engelleyecek, toplumu refaha ulaştıracak, halkımıza nefes aldıracak kararlar alınması en büyük temennimiz. Ama AKP iktidarında bu sürece olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan, asgari ücretin yılda bir kere belirleneceğini açıkladı. Enflasyon önlenemezken, dövizdeki artışın önü alınamazken, hayat pahalılığı engellenemezken böyle bir açıklama yapılması abesle iştigaldir. Seçim senesi iki kez asgari ücret güncelleniyor, seçimden sonra bir kez güncelleniyor. Acaba neden? Değerli arkadaşlar, Türkiye'de her iki kişiden biri asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret istisnai ücret olmaktan çıktı. Erdoğan Türkiye'sinde olağan ücret haline gelmiş durumda. Yoksulluk sınırının 44 bin lira olduğu ülkemizde, insanlar 11 bin lirayla, yani yoksulluk sınırının dörtte biriyle geçinmeye mecbur bırakılıyor. Bu hiper, hiper enflasyon ortamında asgari ücrete yıl içinde sadece tek zam yapılarak geçiştirilmesi düşünülemez. Faizi önce düşüren, sonra yükselten, sonra nas diyerek yine düşüren, şimdi yeniden yükselten AKP iktidarının bu derin yoksulluk ve hayat pahalılığında hiç mi sorumluluğu yok? Dövizi uçuran, bütçe açığını büyüten, üretime zerre kadar katkısı olmayan ekonomi politikalarının enflasyonist ortama hiç mi etkisi yok? İşçi ve emekçi yükmüş. Enflasyon da onlara verilen ücretler nedeniyle artıyormuş. İşte hükümet bize tam olarak bunu söylüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretin enflasyondaki artışa göre yılda en az iki kez iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir kez daha vurguluyorum. En az iki kez iyileştirilmesi, belirlenmesi, tespit edilmesi değil, iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Değerli basın mensupları arttırılması gereken Elbette sadece asgari ücret değil. Emekli maaşları da dul ve yetim aylıkları da günün koşullarına göre yeniden belirlenmek zorunda. Ve tabii ki sosyal yardımlarda aynı şekilde. Ülkemizde ekonomik krizin bedelini en ağır şekilde ödeyen kesimlerden biri de emekliler. Açlık sınırının altındaki 7500 liralık emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren milyonlar var. Bu nedenle de emeklilerin önemli bir kısmı emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. AKP geçtiğimiz günlerde herkesi ayırdığı gibi emeklileri de çalışan ve çalışmayan diye ayırdı. Ve çalışmak zorunda olan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi vermeyeceklerini söylediler. Bir emekli niye çalışır diye oturup düşünüyorlar mı? Emekli vatandaşlarımız sanki hayat pahalılığında emekli maaşı yetmediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda değil değilmiş de keyfi bir sebeple çalışıyorlarmış gibi. İtiraz ettik. Sesimizi yükselttik ve emekliler arasındaki bu ayrım ortadan kalktı. Şimdi sıra emekli maaşlarında. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretinde insanca yaşanacak sınırlarda olması konusunda ısrarımız ve mücadelemiz devam edecek. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı %58.46 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanının bu oranı yarıya kadar indirme yetkisi var. Yine 2024 yılı için öngörülen enflasyon oranı ise %36. Eğer Erdoğan yeni yıldaki enflasyon hedefinde samimi ise yeniden değerleme oranında da kanuni yetkisini kullansın ve yüzde 50 oranında azaltsın ve halkımız rahatlasın. Seçim meydanlarında bu kardeşinize verin yetkiyi diyen Erdoğan'ın bugüne kadar bu yetkisini kullandığını göremedik. Görmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bağlantılı olan bir diğer konuda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Disk gelirde ve vergide adalet yürüyüşü düzenledi. Biz de Cum Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletsiz vergi düzenine itirazımızı bu yürüyüşe destek vererek ortaya koyduk. Alanlardaki mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık. Milyonlarca işçi ve emekçinin enflasyon karşısında eriyen maaşlarının bir de vergi yükü nedeniyle azalmasına karşın Kanun teklifimizi geçen hafta hazırladık ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Grup Başkan Vekillerimiz ve 130 milletvekilimizin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Bu teklifimizle vergi kesintileriyle kuşa dönen ücretlerin düşmesi engellenmiş olacak. İşçi ve emekçilerin alım güçleri korunurken az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adaletli bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Ve kanun teklifimizin genel kurul görüşmelerinde kimlerin buna evet, kimlerin hayır dediğini, kimlerin milyonlarca çalışanın yanında olduğunu hep birlikte göreceğiz. Size çarpıcı bir örnek vereceğim. Sayın Erdoğan yıllardır 3 çocuk sahibi olun diyor. Peki devletin yaptığı doğum yardımı ne kadar biliyor musunuz? Sadece 300 lira. Yani bugünkü kurla yaklaşık 10 dolar. Üstelik 2015'ten bu yana bu yardım hiç artmadı. 2015'te dolar ortalama 3 liraydı. Yani doğum yardımı 100 dolara tekabül ediyordu. Bugün dolar 30 liraya dayandı. Doğum yardımı şu anda 10 dolara tekabül ediyor. Bir kutu mama ne kadar? ortalama 450 lira. Doğum yardımıyla bir kutu mama dahi alınamıyor. Hükümetse çağ atlıyoruz. Dünya bizi kıskanıyor diyor. Değerli basın mensupları. Bu kürsüde her hafta bir bakanın akıllara ziyan açıklamalarına değinmek zorunda kalıyoruz. Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu demiş ki: "Otoyolu parası olan kullanır." Arkadaşlar bu kısa cümleye o kadar çok soru sorulabilir ki. Otoyolu parası olanlar kullanır. Peki o otoyollar için neden herkesten vergi alınır? Siz vergiyi herkesten kesip hizmeti sadece varlıklı gruplara mı götürüyorsunuz? Ne zamandan beri bakanlar vatandaşı parası olan olmayan diye ayırıyor? Birilerinin parası var, birilerinin yok. Peki bunun suçlusu kim? Vatandaşın cebinden elini çekmeyen AKP'ye daha açık soralım. Siz sadece zenginlerin hükümeti misiniz? Bu bakanların hepsi şaka gibi. Biri ülkede yoksul yok der, öteki otoyollar sadece zenginler geçsin der, bir diğeri zeytinyağı fiyatlarındaki artışı bile görmezden gelir, başka biri her gün KYK'lardan zehirlenme haberi gelince ilgili bakan çıkar ve bu küflü ve kurtlu yemeklerin mevzuata nasıl uygun olduğunu anlatır. Çok merak ediyoruz. Bunları söylerken, bunları konuşurken hiç utanmıyor musunuz? İşte halktan kopuk Cumhurbaşkanının, halktan kopuk bakanları. Değerli arkadaşlar, hepimizi acıya boğan 6 Şubat depreminin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen özellikle temiz su konusunda ciddi sorun yaşanıyor. Asgari hijyen koşullarının bile sağlanmadığı Hatay'da çok ciddi uyuz salgını var. Hatay Tabip Odası Başkanı acilen önlem alınması gerektiğini söylüyor ama ne iktidar ne de iktidarın sağlık bakanı bunları duyuyor. Hala enkazların yüzde yetmişinden fazlası kaldırılmış değil. Hala İnsanlar çadırda ve konteynerlarda yaşıyor. Oraları da su bastı. Kışın ortasında yaşanan depremin soğukluğu hepimizi dondurdu. İnanın sıcak evlerimizden utanır hale geldik. Depremin üzerinden 10 ay geçti. Söz verilen konutlar hala yapılmadı. Barınma, beslenme ve sağlığa erişim sorunu devam ediyor. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki Devlet yaşasın sözünü ağızlarından düşürmeyenler devletin temel görevlerini yerine getiremiyorlar, insanı yaşatamıyorlar. 10 aydır feryat figanı ağlayan, gözü yaşlı anne, Havva Özgür'ün evladını bulamayan beceriksiz ve basiretsiz AKP iktidarına yazıklar olsun. Ölüsüne de razı. Bir anneyi evladının ölüsüne razı edenlerden yazıklar olsun. Değerli basın mensupları. Yarın insan hakları savunucusu Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledilişinin 8. yıl dönümü. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Tahir Elçi cinayeti bu ülke için bir vicdan meselesidir. Tahir Elçi cinayetinin hala aydınlanmamış olması hukuk devletimiz yoksa faili meçhul cinayetler devleti miyiz sorusunun yanıtıdır savaş karşıtı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına inanan, toplumun ortak hafızasında yer edinen bir hukuk insanının katillerinin cezasız kalmasının yargı sistemine vereceği zarar nesiller boyu utançla hatırlanacaktır. İki gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele günüydü. Biz kadını eve hapsetmek isteyen, kadını sadece aileyle özdeşleştirip özdeşleştiren anlayışa inat kadının hayatın her alanında olması için elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Şiddetten arınmış bir yaşamı savunduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasının kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi ve cezasızlaştırma politikalarından vazgeçilmesinin Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önüne geçilmesinde gerekli ve zorunlu olduğunun tekrar altını çiziyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet, taciz ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için erkek şiddetiyle mücadele eden tüm kadınları ve erkekleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mücadelelerini destekliyoruz. Adil ve eşit bir dünyanın en önemli adımının kadın erkek eşitliği olduğunu çok iyi biliyoruz. Değerli basın mensupları, bugün MK toplantımızın ardından Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Parti Meclisi toplantımız ben sizlerle basın toplantımıza başladığımda hala devam ediyordu. MK gündemimiz ve Parti meclisi gündemimizle ilgili de toplantımızı bitirmeden önce kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Parti meclisimizin ve MK gündemimizin konularından biri tüzük kurultayımızdı. MK toplantımızda ve Parti Meclisi toplantımızda bu konuyu arkadaşlarımızla görüştük, istişare ettik, görüşlerini aldık ve bu konuda e, kararlarımızı aldık. 4 Eylül 2024 tarihinde parti meclisimizi Sivas'ta toplama konusunda kararımızı aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak 6, 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde e, bitişi partimizin kuruluş yıl dönümüne yıl dönümünde tamamlanacak şekilde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. Ve 9 Eylül'de tüzük kurultayımız sonrasında da program kurultayımızın hazırlığına yönelik program kurultayımızın ilk toplantısını da yapmaya karar verdik. Diğer gündem maddelerinden biri belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları, aday adaylıkları ve il genel meclis üyesi aday adaylıkları ile ilgili başvuruların süresini taleplerin yoğun olması ve halen devam etmesi nedeniyle 5 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmasına karar verdik. Diğer bir gündem maddesi, parti meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin kuruluş yıl dönümünün 100. Kurulu, 100. yıl dönümü nedeniyle prensip olarak bir 100. yıl affı konusunda bir prensip kararı almıştık. Af talepleriyle ilgili bugün e, içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin, 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. Ve 13 arkadaşımızın e, parti meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi. Benim sizlerle paylaşacaklarım bunlar tüm arkadaşlarımıza ve bizi ekranları başından izleyen tüm dostlarımıza, yurttaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar biz e, geçmişte ittifak ortaklığı yaptığımız ya da e, bu ülkedeki mevcut düzenin değişmesi gerektiğini düşünen tüm siyasi partilerle e, biz temaslarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. E, Meral Akşener hanımefendi, İyi Parti Genel Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Kurultay'da seçildikten sonra Göreve geldikten sonra arayıp hayırlı olsun Dediğini Kamuoyuyla paylaşmıştık Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Her iki lider de Bir araya gelebilirler Ancak şu an için bu konuda Bir tarih ya da gün vermem mümkün değil Buyurun 13 isim Bunlardan biri Bolu Bol -Bol Bey diye başkanım Tanju Özcan 13 isim arasında başka bir kamuoyuna var isim var mı? Eski farklı isimler var mı? Arkadaşlar şu anda liste yanında yok. Ancak kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir isim olduğu için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ismini paylaştım. Diğer arkadaşların da partide geçmişte çeşitli görevleri vardır. Parti meclisi toplantıdan, parti meclisi toplantısı bittikten sonra... Partimizin yetkilileri bu isimlerin listesini basınla ve kamuoyuyla paylaşırlar. Oy birliği olan da var, oy çokluğu olan da var. E, tam detayı hatırlayamıyorum şu anda. Evet arkadaşlar böyle bir görüşme e, olduğunu biliyorum. Yani bunu parti meclisi gündemine Sayın Tanju Özcan'ın affını parti meclisi gündemine getirmeden önce böyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. E, geçmiş dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da e, af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum. Ben teşekkür ederim.